Merhaba arkadaşlar, aktifliğin dördüncü videosundayız ve yine örnekler üzerinden e, aktiflik kavramını öğrenmeye pekiştirmeye devam edeceksiniz. Dediğim gibi örnekler birbirine benziyor ama daha fazla pratik olsun diye koyduğum şeyler farklı bir nokta var mıdır yok mudur? E, onlar size kalmış artık. Der ki, Z metallerinden yapılmış kaplar var. Bakınız, görüyoruz. Bu kaplara e, belirtilen sulu çözeltiler konulmuş ve der ki, bir süre sonra x ve z kapların aşındığı ikinci kapta bir değişiklik yok gözleniyor. Buna göre diyor yükseltgenme potansiyelleri arasında bu metallerin ilişki ne olur ki yükseltgenme potansiyelleri aktiflik. Ne yapacaktık hatırlayınız. Şimdi birinci kapta y artı bir iyonları var ve ben bunu x'ten yapılmış bir kaba batırmışım. Bu kap zamanla aşındığına göre demek ki X atomları elektron vererek yükselt gelmiş olmalı. Bu e, sırada da Y iyonlarını indirgemiş olmalı. O zaman X'in yükselt gelme potansiyeli yani aktifliği Y'ninkinden daha fazladır. Kap aşındığı için. İkinci kapta Z artı bir iyonlarımız var. Ve Y metalimiz var. Şimdi bu kap aşınmadığına göre burada herhangi bir tepkimi olmamış. Ops çarpı koyarsam. Karışmasın çeli. Burada bir tepkime yok. Tepkime yok. Tepkime olmadığına göre demek ki elektron vermiş olan Z artı bir iyonlarının yükseltgenme potansiyeli X'ten daha fazlaymış, e, Y'den daha fazlaymış. Y onu bileşiğinden çıkaramamış. Bu nedenle diyoruz ki burada Z Y'den aktiftir. Tepkime olmadığı için. Üçüncü kapta X artı bir iyonlarımız var. Z kabımız var. E kap zamanla aşındığına göre demek ki Z metal atomlarının elektron vererek yükseltgeniyor olması ve bu sırada da X atom e, iyonlarını indirgiyor olması lazım. Dolayısıyla Z'nin elektron verme eğilimi yani yükseltgenme potansiyeli X'ten daha fazlaymış. Bu durumda Z'nin de X'ten aktif olduğunu söylerim. O zaman bu maddelerin yükseltgenme potansiyelleri arasındaki ilişki z'nin x'ten büyük, x'inki de zaten y'den büyüktü. Şöyle bir ilişki kuruyoruz. İkinci örneğimiz. X, Z metalleri ile hidrojenin elektron verme eğilimleri yani yükseltgenme eğilimleri arasındaki ilişki verilmiş. X büyük, Y büyük, H büyük, Z. Buna göre diyor hangisi yanlıştır? Tek tek bakacağız. Şimdi der ki A'da Z metalinden yapılmış kapta y en çözeltisi saklanabilir mi? Yani y artı 2 iyonlarını içeren bir kaba ben Z metalinden yapılmış bu çözelti Z metalinden yapılmış bir kaba koydum. Bakalım kim aktif? Y daha aktif. Yani y'nin yükseltgenme potansiyeli daha fazla ve bileşeye girme eğilimi fazla. E zaten y bileşikte olduğuna göre burada bir tepkime gerçekleşmez Dolayısıyla evet, ben bu çözeltiyi bu kapta saklarım. Hiçbir sorun olmaz. B'ye geldim. X'i asit çözeltisini atmışım arkadaşlar. E, X hidrojene göre aktif bir metal olduğuna göre kendisi tepkimeye girerken hidrojeni bileşiğinden hidrojen gazı olarak çıkaracaktır. Evet bu tepkime kendinden olur ve hidrojen gazı açığa çıkar. Z'nin aktifliği hidrojenden az. Demek ki Z aslında bakırcı ve gümüş altın platinden bir tanesi. Ama sonuçta altın platin hiç tepkime vermiyordu. Bakır civa ve gümüş ise HNO3 ve H2SO4 de veriyordu. Ama HCl ile vermiyorlardı. Doğru olur. Hop şuraya koyuyormuşum. Bir sonraki YNO3 çözeltisine batırılan X çubuk zamanla aşınır. Yani Y artı 2 iyonları içeren bir çözeltiye ben X metalini batırırsam arkadaşlar bakalım kim aktif? X Y'den aktif. Yani X'in elektron verme, yükseltgenme eğilimi daha fazla. O zaman burada X kendisi tepkimeye girerken Y'yi bileşiğinden çıkaracaktır. Yani X yükseltgenirken Y'yi indirgeyecektir. Bir tepkime olacağı için zamanla bu çubuk aşınır. Doğrudur. Şimdi E'ye bakalım. Zaten doğru yanıtımız. Buymuş yanlış olan. Der ki Z metali X artı 2 iyonlarını içeren sulu çözeltiye batırıldığında. Şimdi batıralım. Öncelikle aktifliklerine bakarsak eğer X'in aktifliği Z'den daha fazla ve X bileşikte. Dolayısıyla Z'nin X'den X'i bileşiğinden çıkarıp kendisini yükseltgenmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Burada bir tepkime olmaz. Tepkime olmayacağına göre Z x artı i 2 iyonlarını indirgeyemez. Bu yanlış bir ifadedir. Sorumuzun yanıtı da az önce söylediğimiz gibi E seçeneği olur. Bir diğer örneğimiz. Ee, bakınız tepkimeleri kendiliğinden gerçekleştiğine göre diyor metallerle ilgili hangi ifade yanlıştır. Şimdi biz önce bir aktiflik ilişkisini bulalım. Baktığımda birinci tepkimede Y bileşikte X kendisi yükseltgenirken Y'yi bileşiğinden çıkardığına göre X'in elektron verme eğilimi yani aktifliği Y'ninkinden fazladır. Alttaki tepkime e, tepkimede Z bileşikte Y element halinde Y elektron verip yükseltgenirken Z'yi indirgemiş. Demek ki Y'nin elektron verme isteği de Z'ninkinden fazlaymış. Yani bu metallerin aktiflikleri arasındaki ilişki X büyük Y büyük Z'ymiş. Der ki X'in elektron verme eğilimi Y'ninkinden fazla. Evet metalik aktiflik elektron verme eğilimiydi. Şimdi bu metaller elektron verip yükseltgeniyorlar ki yükseltgenme eğilimleri arasındaki ilişki de yine X'in yükseltgenme eğilimi en fazla. E kendisi yükseltgenen madde karşısındakini indirgiyordu hatırlayınız. X'in yükseltgenme potansiyeli en fazla olduğuna göre indirgen özelliği de en fazla olmalı. Dolayısıyla en kuvvetli indirgen Z değildir, X'tir. İyonların indirgenme potansiyeli. Şimdi baktığımda elektron verme eğilimi en fazla olan X. Dolayısıyla ben X'in verdiği elektronları geri almasını düşündüğümde diğerlerine göre daha zor alır. Yani burada pasif olan Z'nin Verdiği elektronları geri alıp indirgenme potansiyeli daha fazla olur. Dolayısıyla bu doğrudur ki yükseltgenme potansiyeli x'in fazlaysa iyonlarının indirgenme potansiyeli x en azdır. Y'nin indirgenme potansiyeli en fazladır. Çünkü Y'nin elektron y, Z metalin elektron verme eğilimi en az. Dolayısıyla alma eğilimi iyonunun en fazla olacak. Y metalinden yapılmış kapta X artı 2 iyonlarını içeren sulu çözelti saklanabilir mi? Y kabımız var. X artı 2 iyonlarını koydum. Peki kim aktif arkadaşlar? Bakınız X. Dolayısıyla Y bileşeye girip yükseltgenirken X'i bileşiğinden çıkaramaz. O nedenle burada bir tepkime olmaz. Tepkime olmayacağına göre evet bu çözeltiyi bu kapta saklarım. Metalik aktifliği en fazla olan zaten X'tir. Bu da doğru olur. Sorumuzun yanıtı da B seçeneği olur. Bu videoda son örneğimiz bize bazı iyonların indirgenme eğilimleri arasındaki ilişki verilmiş. Yani verdikleri elektronları geri alma eğilimleri. Buna göre X, Y ve Z metalleriyle ilgili diyor. Şimdi bakınız indirgenme eğilimi en fazla olan X. Yani bileşiğinden en kolay X'i çıkarabiliyorum. İndirgenme eğilimi en az olan Z. Demek ki Z'nin elektron verme eğilimi en fazlaymış. Bu durumda bunların yükseltgenme eğilimlerini karşılaştıracak olursam yükseltgenme eğilimi dediğimde metallerin Z'nin yükseltgenme eğilimi yani elektron verme eğilimi en fazla olur. Sonra Y gelir, sonra X gelir. Hatta arada hidrojeni de koyalım. Belki asitleme asitle bir şey vardır. Hidrojen BX Aktiflikleri x büyük y büyük z'dir yanlış. Çünkü metalik aktiflikte biz yükseltgenme eğiliminden bahsediyoruz. indirgenmenin tersi. X metalinin asitlerle tepkimesinden H2 gazı açığa çıkar mı? Hayır. X'in aktifliği hidrojenden daha az. Dolayısıyla hidrojen gazı çıkaramaz. Hidrojen gazı çıkarabilecek olanlar y, e, Z ve Y'dir. Y artı 2 iyonlarını içeren sulu çözelti Z metalinden yapılmış kapta saklanabilir mi? Y artı iki iyonları içeren çözeltiye Z metalini koydum. Peki kim daha aktif arkadaşlar? Z. Dolayısıyla burada kendiliğinden bir tepkime olacak. Z yükseltgenirken Y indirgeyecek. E bir tepkime oluyorsa bu çözeltiyi bu kapta saklayamam. Bu yanlış. Şu tepkime istemli midir arkadaşlar? Y var. X çözeltisinde ne olmuş? Y yükseltgenirken x'i indirgemiş. Kimin yükseltgen eğilimi fazla? Y'nin. Yani Y'nin tepkimeye girme eğilimi daha fazla ki Y yükseltgenirken x'i indirgediğine göre bu tepkime kendi kendine olur ve evet bu tepkime istemlidir. Dolayısıyla burada sadece dördüncü yargımız doğru olacaktır. Bu videodaki örnekleri de bitirdik. Son bir videomuz kaldı arkadaşlar. Aktiflikle ilgili görüşmek üzere.